Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için Hollanda'nın en büyük motor mağazasına geldim ve tabii ki sıfır motorların fiyatlarını göstereceğim. Daha önceki videolarda ikinci ellerin fiyatlarını göstermiştim. Herkes bayağı heyecanlanmıştı ama şimdi buradaki olayın gerçek yüzünü göstermek istiyorum. Bu arada kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da hemen belirteyim. Hemen CB500F'den başladım. Şöyle küçük hacimlilerden başladım. 0 kilometre 7458 euro. ABS'li versiyonu. Şöyle tipini de göstereyim anlamanız için. Şöyle güzel motor. Hemen bildiğimiz motorlara geçelim. CBR 1000 RR R. Bu fantastik bir versiyonuymuş. Şöyle göstereyim. 1000 RR R. Tre R ne alakaysa. 25.000 euro. Ciddi bir değişikmiş. Ben de bunu burada canlı ilk kez görüyorum. Bayağı güzelmiş. Egzoz akrapavuç. Gösterge bu şekil. Gösterge küçük. Dijital. Burada da bizim normal bildiğimiz CBR 650R 10.658 euro. Yine 0 kilometre. Şöyle yandan da gösterelim. Şöyle geçelim. CBR 500R 2020 model muhtemelen. 8.250 euro. CBR 500R yine kırmızı rengi. Gerisi 500R. Şimdi şöyle diğer Naked'lara gidelim. Naked modelleri de çekeyim sizler için. Burası buna şey diyorlar. Benelux diyorlar. Belçika, Hollanda, Lüksemburg bölgesinin en büyük motor mağazası. Çok büyük yani. Şöyle gez gösterince alt katı var, üst katı var. Bunun üst kat sıfır motorlar. 15.858 euro CB1000R ABS. Çok gıcır. Türkiye'de olsam Honda alırdım ama Hollanda'da olunca insan daha da şımarıyor. BMW falan arıyor. Harley Davidson arıyor. Şöyle küçük modeller de var. Honda'nın Monkey. Burada buralarda kullanan hiç görmedim ama 4858 euro 125'likmiş. Goldwing oturmayın diye yazı yazmışlar. Bu ucuz değil arkadaşlar. Bu servet. Burada da servet. Türkiye'de de servet. 1800'lük. Buradan uzuyorum. Şimdi size bildiğimiz motor Yamaha'ları göstereyim. Yamaha R1 22.000 euro. Çok klas. MT-03 6500 euro, 600 euro pardon, 6600 euro. Ya bu bayağı iyi görünüyor mesela. Bu Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama MT-03. Burada 250 yerine 300'lük var. O vergi dilimiyle alakalı sanırım. Ona göre yapıyorlar. O yüzden burada hep 300'lük motor var, küçük motor olarak. Burada Yamaha N-Max 155 var, 4000 euro. 155 yine 4000 euro, 0. Tristi var, 300'lük, 10.000 euro diyor. Bu nasıl bir Tristi ise? Yenisi herhalde. Tracer var. Yanından geçtiğimiz Tenere var. 11.500-600 euro. Gördüğünüz gibi yine çılgın motorlardan biri. Şöyle gösterge de göstereyim. Bunların da taksit 150 euro mesela. Bunlarda da öyle. Çok taksit oranları acayip ucuz. Çünkü sene uzun. Ödüyorsun da ödüyorsun yani. Tracer 912.000 euro. Şöyle göstereyim yandan da. Makinacı çılgın. Bu ne? Bu çılgın bir şey. Tracer 700. Sanırım yenisi. En yenisi yani farlardan anlayacağınız gibi. Tipi mepi de güzel. Egzoz küçük. MT-07. Ama kartı yok. Göremedim fiyatını. MT-09 ABS'i 10.000 euro. 10.690 küsür. Gördüğünüz gibi. R3 7.000 euro. 300'lük. R25'i çek diyen arkadaşlar için çok soru gelmişti geçen videodan sonra. R25 burada yok. R300, R3 var. Şöyle gidonu konsolda göstereyim. Burada bir 300'lükleri var. Kawasaki'lerden de biraz göstereyim şöyle. Z650 7.000 euro mesela, 8.000 euro mesela. Şöyle yanlardan göstereyim. Ninja 400 var. Karate, KRT yazıyor. 6.899 euro. Bayağı granajlarda şekil çukulmuş. Yine Z900. İkinci eline de bakmıştık bir önceki videoda. 10.199 euro. Aylık 130 euro ödeyerek sahip olunabiliyor burada. Z1000R var. 15.099 euro. Yine aylık 190 euro ödeyerek alabileceğiniz bir motor. Şöyle granajları çekelim. Dev gibi ya. Kocaman. Yani görseniz devasa. Burada Kawasaki ZH2 var. 20.000 euro. Bu da ayı gibi bir şey. Bunu da atmışlar köşeye. Yani servet değerinde motor ama. Şöyle yandan çekeyim. Bir de şöyle arkasına geçeceğim. Ki o deponun devasalığını görün. Kocaman ya. Tabii ki yine Ninja H2 SX diyor. 20.000 euro. Şu tipe bak. Ayı gibi. Bayağı büyük. Dük 790.
12.300 euro, 225 euro ödeyerek alınabiliyor burada. Bayağı sevdiğim, Türkiye'de de hız denemesi yaptığım bir video. Onu da izlemenizi öneririm. Denemiştik. MT9'da kıyaslamıştık hatta. 1290 Super Duke, 21.100 euro. Aylık 390 euro ödeyebiliyorsan bunu alıp binebiliyorsun abi. Tertemiz. Ekranlı mekranlı. Yeni nesil. Bayılıyorum buna ya. Güzel. Hatta Adventure'ında navigasyon var o ekranda. O da çok güzel. Asıl şu manyak bir şey ya. 701 Enduro versiyonu. Bunun bir de Super Moto versiyonu var. Husqvarna'nın. Bu da çok güzel gerçekten. 22.000 euro Super Duke GT. 400 euro aylık ödeyip sıfır motora binebiliyorsun. Bu güzel bir şey. RC125 ABS modeli 4290 euro. Bayağı da modifiyeli yani. Bunları yanında veriyor muhtemelen. Şöyle gidona bakayım. Güzel motor ya. Bayağı şık. 396.600 euro sıfırı. Aylık 120 ödeyerek 120-120 alabiliyorsun. Burada da başka bir rengi var. Gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. 5500 ha. Bu 125'miş ya. Kocaman görünüyor. Bu arada burada Duke, biz KTM'ye Duke diyoruz mesela. Burada Duke'ü Ducati'ye diyorlarmış. Duke dediklerinde Ducati algılanıyormuş. Panigale V4 Special. 45.000 euro cidden. Bunu alan böyle. Karbon var bu. Gördüğünüz gibi. Harbi Special. Tek maşa arkada. Jant böyle. Bu da bir hayal motor. 76.000 euro. Yuh. 76.000 euro ne ya? Uçak mı alıyoruz ya? Karbon, tamamıyla karbon bu arada. Her yer karbon, altta egzoz. Ya bunun videosu çekilir yani böyle detaylı. Şurada öhlinsler. Bu yani, bu aşmış. Neyse, ayar kurmayalım şimdi. 45.000 euro, 1299, R final diyor. Final. Renklerini seviyorum ya bunların, güzel yani renkleri. Burada bir kapatmışlar karbonla. Amortisörler falan efsane görünüyor. Kanatlısı var. 33.000 euroya uçuranı var yani kısaca. Bayağı kanatlar takmışlar. Şuna bak ya, şu detaylara. Yeme yanında yat olayı yani. Bunu alacaksın, salonun ortasına koyacaksın. Arada bir sesini dinleteceksin misafirlere. O bile yeterli olur. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook'ta da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.